dünyada Çin ve Çin hariç diye aslında bir kavram oluştu çünkü Çin çok büyük bir pazar neredeyse dünyanın geri kalanına eşit büyüklükte kurumlar yapıyor hemen her yıl ancak Çin tamamen kendi yağında kavrulan Çinli üreticilerin Çinde kurulum yaptıkları bir pazar dolayısıyla Batılı üreticilerin o iemlerin çok da pazar payı olmayan bir bölge o yüzden de genelde Çin'i Ayrı dinamiklerle olduğu için dünyaya Çin hariç bakılır Batılı OEM'ler tarafından. Bizim müşterilerimiz de dünyanın en büyük dört büyük kanat üreticisi tüm yetmiş %77'sini gerçekleştiriyor. Çin hariç tüm dünyadaki. Dolayısıyla pazarın büyük bir çoğunluğuna hakimler. TPI olarak global olarak baktığımızda TPI'nin ürettiği kanatlar Çin hariç yine konuştuğumuzda 2022 yılında toplam %38'ini oluşturdu üretilen kanatların. Dolayısıyla her üretilen 3 kanattan biri diyebiliriz. Aynı oran aslında bizim TPI Türkiye olarak Avrupa için üretimiz için de söyleyebiliriz. Avrupa'ya giden Avrupa'da kurulumu yapılan her 3 kanattan biri TPI Türkiye'den gitti. 2023 senesi içerisinde 500 milyar doların, 500 milyon doların, yarım milyar doların üzerinde olacağını kesinlikle düşünüyorum. Belki önümüzdeki 3 sene içerisinde 1 milyar dolar sınırına gelebiliriz. Sadece İzmir ilinin rüzgar türkü kanadı ihracatı e, rakamı. E, yani 2030 yılını görmeden milyar dolar sınırı kesinlikle geçeceğiz. Bunu söyleyebilirim. İzmir üretim altyapısı anlamında sayılı şeylerden bir tanesi. Kanat üretimi anlamında en başta gelen e, şehir. Aslında bu tartışmasız bir e, burada bir noktadayız. E, özellikle Rusya-Ukrayna e, savaşından sonra Avrupa ülkelerinin doğalgaz e, doğal gaz olan bağımlılığını azaltma amacında olduklarını biliyoruz. E, bunun karşılığı olarak da rüzgar ve güneş gibi yatırımlarını arttıracaklar. Bunu da tartışacak bir noktası yok. Ama rüzgar tarafında izin süreçleri vesaire şu an e, eski formatlar devam ettiği için biraz zaman e, alıyor. Şu an tüm Avrupa Birliği bu süreçleri hızlandırmak için ne yapmalıyızı? tartışıyor. Yani belli bir süre orada izin süreçlerini biraz daha geri plana çekecekler, daha rahatlatacaklar ki yatırımcı e, ciddi miktar turbun dikebilsin e, diye. O yüzden Avrupa pazarında büyük bir patlama olacak. O da bizim üretimize mi yansıyacak? Tabii o patlama mutlaka Türkiye'ye yansıyacak. O patlama bugün itibariyle olmuş durumda değil. E, nedeni de e, ihtiyaç var kesin ee, rüzgar türbünü üreticilerinin kapasitesi var o da kesin yatırımcının hevesi çok fazla ve bununla ilgili finans bulabiliyor burada da bir sıkıntı yok sadece izin süreçlerinin uzun sürmesi ve olması yatırımcı şu an üzüyor veya bir adım geride beklemesine neden oluyor.